Evet arkadaşlar, nasıl keyifler? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İşler güçler nasıl? Aslında ben şu savaş kartı jetonu falan muhabbetine girdim bugün. Onu birazcık ilerleteyim de uzun zamandır oynamıyorum. Malum o da 28'de kaldı. Gerçi sonuncu ayaktayım sanırım ben. İki ayağını yaptım. Tabii bak bunları yapmışız. Bu ikisini yapmışım. Bir tane kaldı. Onu yapacağız şimdi. Neyse başlayalım bakalım. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Dur şuraya link koyayım. Çünkü orada daha böyle kurgusal videolar paylaşıyorum. Şöyle yaptık. Bunu yukarıda nasıl bekletiyoruz biz chat'in? Evet, YouTube kanalı çıkıyor mu burada? Bakayım bir dakika. Oo vallahi çıktı oğlum. Adamlar ne kadar kolaylık yapmış ya. Neyse tamam başlayalım abi. Şeylerimizi açtık. Kredi kazanalım biraz. K2 tankı. Ben bunu çok beğenerek almıştım. Almadım daha doğrusu. Bir kutudan mı çıktı? Bir yerlerden çıktı. Ve hediyeydi yani bu. Bir yerden hediye geliyor. Şimdi seviye 8 olduğumuz için birazcık böyle 9'lar falan gelecektir derken de 9'a düştük. Hop bir VZ'yi gördük. Bir VZ'yi gördük. Bir atışımız var mı? Olur mu VZ'ye? Bir daha spotlayın şunu be. Evet. Evet. Behçet. Behçet diyorum. ELC hadi. ELC. Amerikan Koleji bebesi gibi. Yasi Evan. Yasi Evan. 90. Eleji Dilo tamam mı? O onun adı Yasi Evan 90. Okay. Yasi Evan. Eleji'den bize ekmek çıkmayacağını anladığımız için ne yapıyoruz efendim? Doğrudan ağır tank bölgesine gidiyoruz. Burada Rus Çakma K2'mizle ilerliyoruz. Ve karşımıza Ob 777 geliyor. O tank da çok tatlı bir tanktır. Yani tavsiye ederim yani. Hani jetonla hangi tank alayım? Hangi tank alayım diyorsanız abi yapıştırın 777'yi tanktır. AFS falan daha böyle oynanabilir bir tanktır ama 777 onun yanında çıtır çerez gibi gider. Hatta şu şey sektirme görevlerini ben 777 ile yaptım. Şey var ya 15.000 sektirme mi öyle bir şey. 15.000 can hasarı ver 15.000 sektir. ELC ile yaptık. ELC ile yaptık diyorum lan. Oo ELC nereden çıktı? ELC ile 15.000 sektirme görevi. Aha. Bu bana yandan mı bakıyor? Dur. Panik yapma. Birimiz yiyecek. Ve seni seçecek. Beni seçecek büyük ihtimalle. Yok beni de seçmedi. Adamın panik yapması bizim de yumulmamıza sebep verdi yani. Abi 770'te basarsan kral. Hadi. Shit. Zor da oradan onu denemiz zaten ya. Zor da oradan onu denemiz. Benim zor. O taret yandan görürüz falan ama bana denecek bir taret değil. Toprağa vurduk. Toprağa 400 vurduk. Toprağa 400 vurduk. Bir dakika. Bir dakika. Şey yapacağım. Şu 777'ye yardıma gideceğim. Çok tehlikeli bir hamle yaptım. TD'den yiyebilirim ve yedim. Oo sektirdi. Sentryon benden sektirdi. TD değilmiş zaten o. Arkadan da projekte kur kaldı sektirme. Bir daha sektirmeyecektir o herif. Hadi. İşte K2'nin gücü. Şiko'da Muko'da demiyor. Hepsini sektir diyor. 777'ye yardım gerekli. Projekte öne sektirdi. Şu anda bizim hedefimiz de Projekto değil. Evet 777'ye yardım için geldim. Ve zamanında geldim ama buradan çıkmamız lazım. İlerle, 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 777 ilerle, ilerle aga ilerle. Arkadan vuruyorlar. Yani orada sıkıntılı kalıyoruz. Oy, burası çok feciymiş ya. Yuh! Oğlum bir kişi mi o tepeye basmaz ya? Basmaz. Bu tankı çok istemiştim. Aldım. Çok böyle şey olmadım ya. Tatmin olmadım yani. Aa güzel bir harita bak. Güzel harita sevdim. Ne?
Yemyeşil. Yonca'yı da her yer adamın şeyinden ya. Onlar şimdi şey yaptı abi. Ona da gerek yok. Ona bakmaya bile gerek yok. Ah, toprağa vurdu. Sadan da atışıyoruz. Charlemagne. Parati efsane bir tank Charlemagne. Ufacık minnacık bir ağır tank. Fuck. 777 denemedik yalnız ya Taret. 777 Taret çok enteresan bir Taret abi. Küvet gibi Tareti var aletin. Oğlum nasıl oluyor lan? Oğlum attım. Ay senin. Hasar kalmadı bize. Tankın arkasına geçmem lazım hemen. Saçma sapan atışlar alıyoruz. Öf, çok iyi geldim buraya. Abi arkadan yağdırıyorlar resmen. Arkadan yağdırdılar, yağdırdılar. Şurada makyalı tüfek atışı gibi geldi heriflerin atışı. Bunlara bakmam lazım. Ya kim abone oldu göremedim ama teşekkür ederim. Bir dakika şu OBS'ten bir bakacağım. Twitch chat, Twitch abone. Dur bakayım. Valla arkadaşlar kusura bakmayın. Kim abone oldu göremedim ama. Neyse biri abone oldu. Aa, abone oldu. Çok sağ olsun. Şok şok şok. Canlı yayında kanalına abone olan adam isyan etti. Valla sağ ol abi. Hani dediğim gibi YouTube'da genelde şey yapıyorum. Zaten şeyden de belli, Twitch'ten de belli. Yani çok fazla abonem de yok. Çok fazla yayınım da yok. Genelde YouTube kafasından giriyorum. Twitch'e bu aralar birazcık canlı yayın kafasında gideyim dedim. Hani daha fazla önem vereyim. Orasıyla daha fazla ilgileneyim dedim. O yüzden. Ama YouTube kanalıma abone olun aslında. Bak orada çok güzel videolar yapıyoruz. Sadece World of Tanks'la alakalı diğer oyunları falan da inceliyorum. Bir de TeknoChat diye bir bölümümüz var YouTube'da. Orada da böyle her hafta olmayabilir de haftada iki kez pardon 15 günde bir yani 2 haftada bir kez orada bilim içerikli sohbetler yapıyoruz çeşitli insanlarla. Kimisi işte yazılımcı, kimisi donanım bilgisine sahip arkadaş, kimisi tasarımcı, kimisi öğretmen, coğrafya öğretmeni falan. Şimdi böyle birkaç arkadaşımız daha var. Onlarla da bu şekilde yayınlara gireceğiz. Bu arada yanlış yere gittim ben. Allah belamı vermesin ya. Oğlum şuraya girecektim ya. Konuşturtuyorsunuz beni. Evet, bir gün sonra nişan alan Charlemagne tankımız. Ve oğlum mermi hızımız da Allah. Nasıl yani? Ya oğlum şaka mı bu? Bunun mermi hızı gerçekten kanal linki değil mi? Tamam bakacağım. Okey bakacağım ona. Skyrim teşekkür ederim. Şu maçtan sonra bakayım ona. Oğlum ben yanlış mı görüyorum? Charlemagne'in mermi hızı 597 metre bölü saniye mi? Oğlum Cristiano Ronaldo bile daha hızlı vuruyor lan. Buraya! İkinci mermi hızı. Abi geç ikiye geç. Bunda normal mermi atılmaz. Yemin ediyorum Cristiano Ronaldo daha sert. Roberto Carlos. Bak Roberto Carlos bu tanktan daha sert vurur. Evet Skyrim teşekkür ederim. Bakacağım ona şimdi. Bir daha abone oldu. Yine göremedik. Yine göremiyoruz. Aboneleri göremiyoruz biz çünkü abone olmanızı istemiyoruz. Gizli kalsın diyoruz ve o yüzden aboneleri gizliyoruz. Yok lan valla. Ayarları yapamamışız herhalde. YouTube linkine de şey yapacağım bakacağım şimdi arkadaşlar. Yalnız oyuna konsantre olmam lazım. Kahvemizi de içelim. Bunu içmeden oynayamıyorum ya. Abi ben nereye attım? Tank nereye attı? Charlemagne yani. Aldım alacağıma pişman olacağım senin neredeyse. Sıralamalı savaşlarda alıyorsunuz bu tankı. Süresi geçse bile tahville falan alabiliyorsunuz. Tahville aldım ben de. Normalde sıralamalı savaşlarda belli bir dereceye girenlere falan veriliyor ya böyle tanklar. Sonra böyle bir etkinlik yapmışlar.
etkili. Böyle bir şey yapmışlar, kampanya yapmışlar. Tahvilde de yapıştırabiliyorsunuz kitapları. Hadi lan. Oğlum bu bile çok yavaş ha. Evet ağır tanksınız diyebileceksiniz diyorsunuzdur belki ama ya ağır tanksın, TD değilsin, bir şey değilsin diyorsunuzdur ama abi bu kadarı çok yavaş. 597 metre bölü saniye ilk mermi nedir oğlum? Roberto Carlos'u koy o daha hızlı gönderecek mermiyi. Koş 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 koş. İki kere vurayım şu tanka be. İki kere be. İki kere be. Hasarım artsın be. Kaçacak zamanı buldu o da ya. 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 Yalnız bir şey diyeyim mi? Onların üstüne bastıkları tanklar çok bir canlık tanklar. Bir daha yok yok. Ha. Bize kalmaz Ago. Bize kalmaz. YouTube.com İşte YouTube linki abi YouTube.com Bir de şey yapıyor ben giderim. Nasıl YouTube linki değil oğlum? YouTube linki işte. Oraya koyduk. YouTube.com'u yapıştı. İşte YouTube benim YouTube'um yani. Anladım anladım hocam. Anladım. Eşeklik bizde. Adam YouTube.com yazıp koymuş. YouTube şey diyor. Sayfamın linkini koyuyorum. YouTube.com. Nasıl yani? YouTube herifim mi? Bu tankı sakın almayın ha. Bakın bu tankı sakın almayın. Ben aldım. 1.000 pişman oldum. Şöyle ya. Güzel bir tank. Zırh vırh bilmem ne taret. Hani hoş tatlı ama görüyorsunuz değil mi? Mermi hızı 597 metre bölü saniye. Bakın. İnanın oyundaki ya bu oğlum bu hata falan lan herhalde. Bug'a falan girmiş. Yayındayım. Ateş ediyorum tamam mı az önce? Ulan diyorum acaba şey mi var? Lag mı var yayında? Bir drop falan mı yaşıyorum ben? Çünkü ateş ediyorum abi mermi 3 saniye sonra gidiyor hedefine. Sonradan fark ettim 597 metre bölü saniye olduğunu. İkinci mermiyi atmak zorunda kalıyorsunuz. Özellikle uzaktaki hedeflere. Ya aynen abi. Dur bakayım. Mermi kaç? Ta, abi niye böyle? Ha niye abi? Yani aga bunu yapan İngiliz mühendisler şey dememiş mi? Aga biz bunu yanlış yaptık galiba ya. Bununla galiba bir sıkıntı var dememiş mi? Bak öyle bir tank var bir de İngilizlerin biliyor musun? Tarihte bak onu ben bulayım. Hatta videosunu yapabilirim onu. Tank geri daha hızlı gidiyor. Öyle bir geyiği var şeyin. Tankın. Motor bir şey yanlış monte ediyorlar tamam prototipte. Deneme amaçlı. Bu İngilizler niye böyle? Oğlum yani hiçbir mühendis ateş edip aga biz bunu yanlış yaptık ya bu yani zırh derece mermi bu kadar yavaş giderse delemeyebilir. İsabeti sıkıntı olur falan dememiş mi? Niye böyle bir şey var? Charlemagne gözünü seveyim. Yemin ediyorum pişman oldum ya. Tankın zırh şeması çok iyi. Zırh şemasının yanında tankın ufak minnak bir tank olması da iyi ama yani olmamış. O artı akıyorum iştesin yani hemen orada dedi bunlar dedi duracak dedi. Vurayım böyle bir tane dedi. O dedi bak ne yapacağım be de. Ama ben kaçmıştım. Buradan artık yemek çıkmaz aga bize bak. Niye biliyor musun? En soldan bassak mı? Gel basalım. Ya orada da çok. Yo gel taret oynarız orada gel. Kendi kendine konuşan yayıncı. Ya. Ha. Yok aga. Charlemagne tankı abi kesinlikle tavsiye etmediğim bir tank. Bak kesinlikle tavsiye etmiyorum abi. Diğer FV'yi oynayayım istersen. Bak o da aslında yanma olayı çok olmasa o tankta o da sıkıntılı bir tank. Leopard'ın, Alman Leopard'ın. Leopard 1'in seviye 10 İngiliz şubesi abi. Aynısı, birebir aynısı. Nişan alması muazzam iyi. Yüklemesi DP muazzam iyi. Çevir atı mükemmel iyi. Sıkıntısı zırhı yok. Taret zırhınız idare eder size. Ama öyle çok ciddiye taretiniz eğilmiyor.
Çünkü arkadan taretli. Dolayısıyla cooldown'u bilmem ne çok fazla böyle düşünmeyin. Bak. Ya abi dün gece de bizim Selçuk'la oynuyoruz. Öyle işte, talihsiz atışlar oluyor ki. Nişangah burada ya. Şuraya gidiyor mermi. Nereye vuracağız biz onu ya? Nereye? O bizi delemeyecektir. İmkanı yok. Defender'ın zırhını delebilecek bir tank değil o. Ama durduğu konum itibariyle çok zor aga. Şimdi yan da göstermek istemiyorum ve çok da bununla vakit harcamak istemiyorum. Ama bunu bırakırsam da arkalama ihtimalleri olur. Anasının gözü. Oğlum gördünüz mü merminin nereye gittiğini? Yavaş abi. Siz beni delemezsiniz. İşte burayı da bırakamıyorum. Gelemiyorum. Çok sıkıntılı bir durumdayım şu anda açıkçası. Hani şu iki tankı da çıtır çıtır yerim ben önümdeki tankları, tamam mı? Defender'la. Ama yok abi bak nişanı berbat işte. Şöyle yapalım. Beraber açıyı öne yedik. THNY, THZ, TPPP çıktı. Aldığınız hasarın hemen karşılığını vermeniz lazım abi karşı tarafa. Şimdi bu yandaki adam çok büyük hata yapıyor THN'nin kankası. Çünkü çıkıp bana vurmuyor. Evet, THN'nin denememesi normal beni. EBR'nin denememesi aşırı normal. Ve THN belki arkadaşına kayacak burada. Niye destek vermiyorsun diye. 60 TP'ymiş o. 60 TP çıkıp 50 TP mi ne? 60 TP'ymiş. Çıkıp vursa bana çok ciddi hasar alacağız. Defender bak aslında seviye 8 maça geldik. Çok kötü harita. Ama kolay kolay denilebilecek bir tank değil. Seviye 8'de. Sıkıntısı da abi nişan alması. Topu. Kim bilir nereye gitti o top ha? O top diyorum. Kim mermi? Fizan'a gitmiştir. Patlayıcı atıyor artık. 5-10 hasar vereyim. Yok baba yok yani. Yani rakip ağırlık bak buna bassam ne basmasam ne. Bırakacağım abi o herifi. Ağırların olduğu yere gideceğim. Halbuki bak o eski M Iron Arnie'yi T26 T4 hadi geç. Ama T29 gördüm ben galiba bir ara orada. Düşmanların ağırları da buraya gelse biz ciddi sıkıntı yaşardık. Ne? Ha tamam. Okey. Kazandık. Normaldir. Böyle. Yani Defender'ımız efendim. Gördüğünüz gibi zırhlı. Özellikle seviye 8'lerde. Hasarı aslında iyi seviye 8'e göre ama topunun nişanı muazzam berbat. Ha, şurada seviye 9 olsaydı kafa kafaya gelseydik ISM'ler falan filan ne olurdu bilemem. Ama bizi nispeten zorlayabilirdi ISM. ISM de çünkü zırhlı bir tank. Yani kolay kolay denilebilecek bir tank değil. Ama zırhınızı kullandığınızda, topunuzu kullandığınızda iyi hasarlar ulaşabileceğiniz bir tank. Tavsiye ederim. Şimdi IS uçağa bakalım. Orada yorumlar gelmiş. Yorumlara bakalım. Defender'ın müfrezatı tercih edilmeme durumu nasıl sana göre? 10 üzerinden soru işareti. Projekte 46 var bende. Onunla devam edeyim mi? Güzel bir soru aslında. Harika bir soru sordun. Müfrezelerde şey yapılıyor Skyrim. Hızlı kafası var, tamam mı? Hızlıysa tank genelde onu aldırıyorlar. Yani o kafayı hiçbir zaman aşamıyoruz biz Türkler mesela. Hani ama mesela Rus şeyler ya da Ukraynalı ki şu anda savaşta onlar gerçi ama hani Ukraynalı şeyler, klanlar o kafayı aşabiliyor. Bizde genelde Türklerde şey var. Hızlı olma kafası bizde çok fazla var. Mesela Projetto 46 o yüzden tercih ediliyor. Hani diyor ki adam aga hızlı olsun diyor. Biz diyor klan maçındayız diyor. Hani müfrezlerde şunlar da bunlar diyor hızlı basacağız diyor. Gideceğiz diyor. Baskı kuracağız diyor. Döneceğiz diyor. Light'lara bile uyum sağlamasını istiyorlar tank. Yani light tankla gitse bile tank çok fazla yere kalmasını istiyor. Şimdi Projecto 46'ya baktığında, Projecto 46'ya baktığımızda hareket kabiliyetine geldiğimizde burada azimiz 55 kilometre diyor, tamam mı? Hani bu senin light'larla hareket etmeni az çok olanak sağlayabiliyor.
Mesela hızlı tankları isterler şeyde de, müfredat savaşlarında da. Ya da aşırı zırhlı isterler. Mesela bir ara Defender çok fazla tutulmuştu. Olay hızdan dolayı abi. Diyor ki hızlı istiyorum. Benim light'larım hareket etsin diyor. Defender ağır kalıyor. IS-3'ü ağır kalıyor. Evet, atış kabiliyeti çok yüksek. Zırhı var, bilmem ne şu bu. Belki çok fazla kurtaracak sizi ama oraya bakmıyor herif. Hızlı tak 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 hasar atsın, bitsin gitsin diyor. T abi seviye 8'deki TD standart. Bak yazmış zaten Skyrim. Bu kadar. Hani bunlar dışında TD seviye 8'de macera aramayacaksın. İkisi de iyidir. Hani güzel tanklardır. İkisini de alabilirsin. Hangisi satışta mı şu anda onu da bilmiyorum. Hani satış fiyatları nedir? Ama ikisi de kaliteli tank. Ayıs uçağı dedim bir de değil mi? Yani Ayıs uçağı mı Defender mı? O sana bağlı bir şey. İkisi de iyi. Şu Su-130'la şeyi de oynayayım ben şimdi. Skorpiyon'u da oynayayım. Ben Skorpiyon'u değil de Su-130'u daha çok beğeniyorum. Sebep olarak da şunu söyleyebilirim size. Gizlenmesi daha iyi abi. Yani bir TD oynuyorsanız ve zırhı olmayan bir TD ise bence ilk bakacağınız şey gizlenme olmalı. Çünkü gizlilik oyundaki en iyi zırhtır abi. Oyundaki en iyi zırh gizlenmedir. Gizlendiğiniz sürece sizi kimse bulup vuramaz. Hani şunun bekası, bak bekası belki bir IS-4'ten, Malus'tan falan daha yüksek olabilir duruma göre. Ya da seviye 8'deki bir Defender'dan daha yüksek olabilir duruma göre. Gizlendiği sürece. 810 gizlenme. Scorpion'a bakalım. Yani Scorpion çok hareketli bir tank. Hızlı, kendi etrafına dönüş hızı yüksek vesaire vesaire. Su-130 biraz daha hantal. Şimdi Scorpion'da oynamak için mürettebatımız yokmuş bizim. Yo varmış. Varmış. Niye tank yokmuş ya? Bir dakika ya. Başka bir tanktadır o büyük bir ihtimalle. Ona bir bakayım ben abi. Nerede olabilir? Alman tank Scorpion. Allah Allah. Nerede olabilir ya? Grill'de falan olabilir. Ferdinand'da olabilir. Ne? Şutlu olabilir mi? RHM'de ha, RHM'de bak. Jack Panzer'de. Oğlum Scorpion mürettebatı nerede? Bir dakika ya bak. Benim şeyim çok kötü ya. Garajım şu anda çok kötü. Çünkü ağır tank geride yatıp oynamamalı. Hani bir ağır tankın mantığı şu. Bak TD'de gizlilik olmalı. Zırhsız bir TD'de. Light'ta gizlilik olmalı. Ama ağır tankın olayı arkada yatmak değil abi. Ağır tankın olayı ön tarafta hasar engellemek. Yeri geldiğinde senin çok ciddi beka puanın var ya bak. Senin bir beka puanın var. Gelelim mesela işte Ruslara IS-4'e falan bakalım bak. Senin bir beka puanın var ya, can puanın var ya. 2600'lerde 2840 ya senin can puanın. Yeri geldiğinde bu can puanını feda etmek. Hani canı az olan adamın bu hasarı alması değil de senin alman mantıklı. Çünkü senin görevin bu. Zırhın var. Zırhından sektirebilirsin. Bekan var. Can puanın yüksek. Kardeşim buradan 1000 tanesini 2000 tanesini feda et. Hani 2000 can puanıyla bırak. Sorun değil. Ha, bir dakika ben yanlış okumuşum. İsveç ağacı. Okey. İsveç ağacı öyle. O konuda haklısın. Yani İsveç ağacına baktığımızda bu arada su ile oynayacağız. Scorpion'da mürettebatını bulabilirsem şöyle söyleyeyim. Bak şu Udesler falan var ya abi oyunu feci kırıyor. Çok zor açılıyor. Yani iyi bir light bile bunu açmakta zorlanıyor. Tamam mı? İyi bir light'ınız vardır. ELCT, İşte T110LT, işte ne bileyim EBR vesaire iyi bir light'ınız vardır. Bunları açmakta zorlanıyor. İşi bilen adamlar bunu çok, hani light'ı pasifize eden bir tank bu. O konuda çok haklısın. Bak ben yanlış okumuşum. Hani o konuda çok haklısın. Ben çok iyi bilirim mesela. Abi ilerleyemiyoruz tamam mı? Arkada 2 tane 3 tane UDS yapmış. Biz basamıyoruz heriflere. Çünkü niye? Çıkardık mı spotlanıyoruz. Bizim light geliyor dolaşıyor molaşıyor. Ulan o spotlayamıyor. Bunlar o anlamda oyunu kırabiliyor. Neyse şu 130 ile oynayayım ben tamam mı? Su 130 ile oynayayım. Onu görsün arkadaş. Bilmiyorum hala burada mı? Burada değilse de oynamış olalım. Zaten tatlı bir tank. Ama tekrar söylüyorum. Hani beka eşittir gizlilik gibi de düşünebilirsiniz bazı durumlarda TD'lerde. Yani atıyorum Jack Panzer'in 2300, 2500 bin de canı var. Anlatabiliyor muyum? Ama bu Jack Panzer çok rahat spotlanabilecek bir tank. Ve spotlandığı anda da bir saniyede gider o can puanı. Şeyin de öyle. Hani en fazla 2-3 mermi sektirirsiniz. Bununla da öyle. Bir tane bile sektirmezsiniz. Jack Panzer 10 saniye daha fazla yaşar sizden. 20 saniye daha fazla yaşar. Yani o 20 saniyede birine hasar verebilir. 1000 damage, 1100 damage atar. Adamın ağzı yüzü kayar. Ama gerçekte Alman ekolü de şuna bağlıdır. Tanklarda atış, hasar verme çok önemlidir diye bakar Almanlar. İlk atışı yapan her zaman kazanır diye düşünür. Hani kavgada şey derler ya abi normal böyle. İlk yumruğu atan mı kazanır? İşte Almanlar şey der. Abi ilk yumruğu atan kazanır derler. Ve Almanların toplarının güçlü olmasının sebebi budur. Tiger'da da öyledir mesela. Tiger'ın topu
Muazzam güçlü. Dönemin en güçlü topu o 2. Dünya Savaşı'ndaki. Niye? Vursun tank gitsin diyor. Ama Ruslar bunun karşısında T-34 tanklarını çıkarttı. Ruslar da her şeye basit ve hızlı olabilen tankı seviyorlar. Yani nicelik onlar için önemli. Nitelik değil. Ama T-34 tankının çok önemli bir özelliği vardı. Yamuk zırh. Yani 2. Dünya Savaşı'ndaki T-34 tankları birçok Tiger'lar tarafından delinemedi. Bunların baştaki sebebi yamuk zırhları, açılı zırhları. İkincisi de çok hızlı hareket etmeleri. Tiger'lar çok yavaştı ve bir Tiger yok edildiğinde sahaya yeni bir Tiger gelene kadar aradan çok vakit geçiyordu. Fakat T-34'ler öyle değildi. Çok çabuk üretilebilen tanklardı. Amerikanlar klasik taret kafasında gitti. Tareti güçlendirilmediler. Şimdi bir de modern tanklarda Battlefield 2042 oynuyorum ben. Bu tip oyunlarda tanklar mesela çok iyi modellenmiş. Ama sadece bizim zırh gibi zırh yok onlarda. Leveliniz arttıkça Battlefield 2042 tanklarında reaktif zırh gibi zırhlar kullanıyorsun. Evet, WoT'a çok benziyor. Ben oynadım. Bizim Fırat da oynadı hatta. Böyle çok şey yapmadı beni. Sarmadı yani. Bak oynanır, girilir oynanır ama beni sarmamasının en büyük sebebi tekrar o kadar tankı kasmak, tekrar onları öğrenmek, bilmem ne yapmak falan filan. O yani. Haritanın şey saçmalı. Yani şöyle saçmalı. Bizim için saçmalı. Çok hantalsınız abi. Çok evet zırhınız var. Bak şu tank Himmelsdorf hariç böyle şehir haritaları hariç birçok yerde oynanabilecek bir tank değil. Neydi o bir tane harita var adını hatırlamıyorum. Açıklık. Kocaman sağda bir tepe var. Sonra sol çukur. Atıyorum işte çok açık bir arazi haritası geldi. İki tane de TD var. Izdırap oluyor abi. TD diyorum. Artı var. Izdırap oluyor size bak. Hani nispeten mesela nispeten hızlı olsa bu. Atıyorum mesela IS-7, IS-4 bile buna dahil. Gideri olacak. Ama çok hantal. 60 TP de öyle. Lewandowski de öyle. Lewandowski. Şey. Taretimizin ön zırhı da sıkıntılı mesela. Ay herif zaten öne atmaya çalışıyor, atamıyor. Abi Taret'in ağzına sıçtı herifler. Ağzına sıçtı. Bak Taret'e bak benim bak. Hani zayıf noktası diyoruz ya. Bak indirecek beni bit. Yok abi yani. Güzel şey tank hani. Oynanacak bir tank değil ya. Mouse yani ben. Şu aralar mouse'u. Tabii kişinin şeyine göre değişir de. Ne demiş? E100 bir de IS4, IS7 varsa onlarla da oynar mısın? Abi ilk hangisi alınır? Abi ilk tabii ki de E100 alınır. E100 ya da mouse alınır. Çünkü mouse çok hantal bir tank. Zırhı çok stabil. Ve her zırhı stabil olan tank iyi bir tanktır. Şaka yapıyorum. Tabii ki de IS7 alınır orada. Yani oyuna ilk ağırınsa IS7 alınır. O zaman o dediğini de oynayalım hadi. Mesela bu tankın da şurası sıkıntı. Tamam, çok rahat yiyeceksiniz. Çok rahat yiyorsunuz bu bölgede. Hareket kabiliyetiniz sıkıntılı olunca abi orada da kilitleniyorsunuz. Sonuç işte. Bir de büyük tanklar ya. Evet doğrudur ASD 5. seviyedir. Orada çünkü şeye kadar gidiyorsunuz abi. Markava tankına kadar gidiyorsunuz. Armata tankına kadar gidiyorsunuz Rusların. Bizim Altay tankına kadar gidiyorsunuz. Yani orada olay farklı. 800 mm zırh delen mermileri var tankta. 800 mm. Ama tabii tankların zırhı da ona göre. Ya bana çok fazla teknolojik geliyor tamam mı? Çok science fiction. Yani füzeler var, kilitliyorsunuz bilmem ne şu bu. Bu biraz daha böyle hani mekanik bir şey ya World of Tanks. İkinci Dünya Savaşı tankları. Daha böyle tatlı geliyor bana. Evet tekerlekli ortalar gelecek. Ama şöyle bir şey deniyor. Bu diğerleri kadar şey olmayacak İngiliz tekerlekli ortalar. EBR'ler kadar aşırı hareket kabiliyetine sahip olmayacak. Dönüş hızları, taret ve göbde dönüş hızları çok abartı olmayacak. Normal hızları da çok abartı olmayacak deniyor. Bakalım Alexandra Lehchenko ablamız neler planlıyor? Hani zırh olarak başarılı bir tank olarak IS-4'ü söyleyebilirim mesela. İşte arkada Green Marine yatıyor. IS-4'ü söyleyebilirim. IS-4 çok fazla oynamadığını göreceksiniz insanların. Ama hala etkili, hala sıkıntılı bir tank. Bak abi ya, bak
Burada yine kilitliyiz yani. Kilitlendik. Şimdi ileri gitsen arkadan TD'den yiyeceksin. Orada T30 var. Type 4 var. Şimdi söylemek istediğim şey bu bak. E100'de buraya geldik ve buradayız artık. Bitti. Atıyorum. Ben Leopard'la ya da STB'le ya da nispeten iyi bir orta tankla yanlış bir bölgeye gitsem abi arkadan destek lütfen. Lütfen destek. Hani daha böyle şey olacak. Oradan dönmem. Aa ya yanlış yere geldim. Dur falan demem. Daha mantıklı olacak. Oo, oğula basıyor. Abi Projetto buraya gelmen lazım. Beni bunlar bitirecek burada. Abi. Abi adam kıçını döndü size ya. Abi ne yapıyorsunuz siz arkada? Abi adam götünü döndü bunlara. Bunlar ateş etmiyor ya. Niye aga niye? Aga böyle niye lan niye? Abi çok kötü küfür edeceğim ya. Vallahi çok kötü küfür edeceğim ya. Oğlum niye yardım istiyorsun? Niye? Foş çıkacaksın şuraya vuracaksın. Abi Type 4. Type 4 Heavy. Benim arkamı sarmak için delemiyor diye nasıl delemiyorsun beni o da enteresan stok top belki delemiyor diye herife kıçını döndü kıçını ve bir tane atış yemedi ya benim için değil ya ya ben size güvenerek oraya gidiyorum ben size diyorum ki arkada iki adam var geçeyim oraya sıkıntı yaşamam diyorum hani kaçamıyorsunuz tankla kaçamıyorsunuz zaten ağırsanız oradasınız. Bak ISD nispeten zırhlı ama öyle bir pozisyonda ISD de döneyim gideyim çok zor. Ay zırhlı diyorum hızlı. Zaten tepte doğrudan 3 tane 4 tane atış geldi mi? Ya o tankın orada 10 saniye yaşamaması gerekiyor biliyor musun? Herif çıktı, zırhını ondan sektirdi, atışını yaptı. Arkama döndü rahat orada 30 saniyelik, 30-35 saniyelik bir süre geçti. Geçti. Ve bir tane atış yemedi. Biz de birbirine vurdum. Nasıl? Tarihte nasıl bozdu lan benim herif? Tarihin altına mı denk getirdi? Ya side-scrape yapılacak bir tank değil de şu açıda da... Yas. Aynen abi mantık bu. Dün Selçuk'la oynuyoruz. Adam diyor ki oha dur sen öleceksin diyor. Benim 30 canım mı 40 canım mı ne var? Herif adamın önüne atlıyor çarparak. Niye? Aman abi azalmasın diyor tipisten bir adam yani. Ya abi. Kafa kafaya girmemiz lazım onlarla yoksa çıkıp vuracak herifler. Bruska almak zorundayım. Bir tane yiyeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. Kafa kafaya girmezsek bu sefer oradan vuracaklar beni abi. Ya abi balınıza koyayım ya. Çabuk yükle, çabuk yükle, çabuk. Gelir mi o arkadan? Gösterir mi Toto'yu bana? Gösterir mi Toto'yu?
4, 5. Yok, çıkmak mantıksız. 5-6 sene sonra yürütecek herif. Gömecek. Geri gelirken gömecek. Ama burada ateş ederse basarım. Bak abi çok feci kıstırdık çocuğu ya. Kedi olur ya böyle bir tane kedi sıkışır böyle. 20 tane kedi. Anladınız siz onu. Aha. Vallahi da görürüm onu. Down, 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 Ya Kero, ben buradayım dedi. Sen dedi hayırdır nereye gidiyorsun dedi. Senin 2000 canın var yanındaki adamın 50 canı. Bir yerden geçmeniz gerekiyor. Hani onu bekleme böyle. Onu itme. Bas. Bir tane sarılacaksın. Adam bir tane adama garaja gidecek. Ve sizin sayınız düşecek. Namlunuz düşecek. Vay be. Demek diyorsun Fırat. Ben artık diyorsun. WoT değil Armored Warfare oynarım diyorsun. WoT ne ki diyorsun? Ben diyorsun orada diyorsun. 800 mm zırh denen tanklar hey diyorsun. İdel kayası doğru. O da beni delebilirdi de o normal mermi yüklemiş. Aa! 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 Seviye 8. O adam bitirdi işini ya. Aa IS-4. Ne yapıyorsun? Ya burada bize ekmek çıkmayacak. Nah. Benim kafa kafaya girmem lazım bu heriflerle. Güzel güzel. Yok iyi oyun ya. Yani oynanır. Arada atarız desen ne? Başka hani şey değil. Evet abi T-30 gömdü. T-30 gömdü. Biz ağır bir şekilde başıyoruz şehirden. 2 dakika iş kaldı. İki atışlı kişi var oğlum. Arkadan yiyebilir. Oo! Herif nereye girmiş ya? Lan 121. Gir 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 şöyle gir. Gir. Lan var ya canımızı yaktılar ha. Yuh. Oradan nasıl vurdun lan beni? Umarım bu ev yıkılmıyordur. Bir atış daha yapabilir miyiz? Fora. Yok abi de şey değil. Topumuz eğilmiyor. Çok boktan bir durumda kaldım lan. Alını al uğradını. Evet arkadaşlar yayını kapatıyorum. Yavaştan. Teşekkür ederiz. İzlediğiniz geldiğiniz iyi muhabbet oldu. Reaktif zırh. İkinci Dünya Savaşı. Zırh gelişimi. Saçma sapan konulara da girdik böyle. Sohbet muhabbet oldu. En üstte bir şey var. Link var. O benim YouTube kanalım. Bilginiz olsun. YouTube'da daha fazla içerik üretiyorum. Burada çok daha fazla yayın açmıyorum hani oraya göre.
Ama hani YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Bu yayın özeti de zaten YouTube'da olacak. Bilginiz olsun. Evet. Teşekkür ederim efendim. Geldiniz. Muhabbet ettik. İzin. Herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın efendim. İyi bayramlar diliyorum tekrardan. İyi bakın.